Ya baba, ya baba ben geçmişime çok bağlı bir insanım ya, yemin ediyorum ya. Böyle bir yerde anılarım varsa var ya, hiç unutamıyorum ya. Çünkü bizim Gizli abi normal bir anı değil ama ne yapayım. Nereye gittiysek hayatımız şekilde. Yani insan hayatını tecavüze uğramışsa unutması mümkün mü? Baba, baba. Bak şuraya bak, hatırlıyorsunuz mu? Burada bostan yapmıştım, suluyordum. Ya aman ne yapayım, bizde nasıl bir İrade mi diyeyim, insanlara inanç mı diyeyim, ya ne bileyim ben, amına kodumun yeri, taş lan bura, taş lan burada hiçbir şey çıkar mı lan? Lan şuraya baksana Allah için, lan taş lan taş, taşta hiç sebze çıkar mı lan? Amına kodumun mallara, bir salak geldi dedi burada süper meyve sebze olur, öbür salak geldi dedi süper şöyle olur, süper böyle olur, lan amına koyayım lan bildiğin taş lan, lan taşı bırak lan ot çıkmıyor, ot çıkmayan yerde amına koyayım sebze çıkar mı ananı bacını sikeyim, bak. Diktiğim şey bile burada kargalar yemesin diye. Karga ne yiyecek aman akım, bir şey var mı ki karga yesin? Zaten hepsini kargalara bıraktım gittim almışsın akoyu. Vay dünya, vay dünya, vay dünya, vay. Ah. Kupkuru yerden bile medet umut bağlayan bir insanız ha. Vay dünya, vay. Hayat ne garipsin ya. Buradan her gün gidiyordum amına koyayım. Gidiyordum o dereden amına koyayım su getiriyordum çeşmeden el arabasıyla. Her seferinde diyordum bugün olmasa yarın düzelecek, öbür gün düzelecek. Araba alacağım, şu olacak, bu olacak. Vay dünya vay. Şimdi buranın içini göstereceğim size. Hayatta var ya hayatta. Namusuma, dinime var ya. Yani hayvanı bağlasam burada bir gün durmaz. Ama ben burada var ya en mutlu günlerimi yaşadım. Namusuma, dinime. Yemin billah ediyorum size. Vallahi da billahi de. Hatta tam şu kapının önünde bir tane şey vardı. Tamam mı? Neydi onun adı? Piranla değil de lan ne diyorlardı ona ya? Lan örümceğin büyüğüne ne diyorlardı amına koyayım? Her neyse işte anladınız. Tarantula. Tarantula vardı. Onu bile sonradan çözdüm. Videosunu bulursam atacağım. Bak tam şu kapının ağzında bir paspas vardı. Tamam tam şurada. Tarantula tam şurada yuva yapmış. Tam şurada tamam mı? Paspası kaldırdım. Bunu kovdum dışarıya tamam mı? Yani yine zarar vermeden güzellikle kovdum. Lan kovuyorum gitmiyor. Geri geliyor. Lan bir daha kovuyorum bir daha geliyor. En son süpürgeyle kovuyorum. Süpürgenin üstüne katlıyor yani. Süpürgeyle kavga ediyor resmen. Mücadele ediyor. Ev değil Kalahari çölü amına koyayım. Nereye gitti bu? Heh. Heh, gidiyor bak. Git. Hayır, o tarafa git. Hayır, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme gel. Gitme. Heh. La bak yine geliyor. La bak git döyeyim sen ha. Vallahi döyeyim seni şerefsiz seni. Eve gelmeye çalışıyor ya. Bak. La tam piç ya. Bak. Bak bu sefer de nereye çıkıyor bak. La oğlum aşağı babacığım aşağı. Bak sen oraya gidersen. Oho. Ya ray yedik amına koyayım. Bunu nereye götürecek? Dev gibi amına koyayım bak. La aşağı in la aşağı in aşağı babacığım aşağı. Gel aşağı. Hadi gel. Gel aşağı gel. Kız aşağı in bak döveceğim seni. Vallahi döveceğim seni ha bak. Gel. Hadi gel. Sonra gittim. Hani biz istediğimiz kadar düşünelim. Biz insanız yani. Ne kadar düşünürsen düşün tamam mı? Allah sana o fikri yollamazsa, o aklı yollamazsa sen akledemezsin. Anladın mı? Ne kadar yollarsa o kadar. Bu kadar basit. Sonra gittim aklıma ne geldi biliyor musun? Meğersem o var ya, meğersem o kralı Allah bana niçin göndermiş biliyor musun? Bak ilahi adalete bak, bak dengeye bak, bak nizama bak. Burada tamam bu kapıyı kapattığında şurada biraz boşluk kalıyor altta tamam mı? O boşluktan da küçük yavru yılanlar ve şeyler geçiyordu. Akrepler, kırk ayaklar içeri giriyordu. İşte o kral Allahu Teala onu oraya görevlendirmiş. Sen gideceksin reisin kapısının önünde paspasın dibinde bekleyeceksin. Bekçilik yapacaksın o yılanları, çiyanları, akrepleri içeriye sokmayacaksın. Ya. Vay dünya vay. O bir nevi bir melekmiş işte haberimiz yok. Ya.
Ah, of, ulan Allah, ulan Allah, ulan Allah. Senin nasıl bir dengen var, nasıl bir güzelliğin var, nasıl bir yaratıcılığın. Ya akıl sır ermiyor ya. Allah bilir. Ne kadar ilim irfan sahibi olsan da abi yine de her şeyi çözemiyorsun. Bak mesela bu çözdüğümü normalde başka mümkünü yok ya. Trilyonda bir insan çözer. Yani ben bile çözemezdim. Allah göndermeseydi o bilgiyi bana. Yani düşünsene. Her insanın örnek veriyorum sağından sonunda mesela ben şu anda söyledim diye. Eminim sizde de aynısı vardır ama çoğu kişi mesela onu kovuyordur, kimisi öldürüyordur, kimisi ne bileyim işte sinirleniyordur, işkence yapıyordur, üstüne basıyordur vesaire vesaire yani insanoğlu böyledir baba. Şimdi ben bunu açıkladıktan sonra onlar da anlamıştır. Eğer sizin de kapınızın önünde, pencerenizin önünde bu tür şeyler varsa sizler de Allah'ın sevgili kullarsınız diye bilin. Okey baba. Sonra içeride gördüm. İçeridekini gerçi size anlatmıştım. Bak şuranın haline bak, şuranın haline bak. Ananı bayicine sikeyim. Lan burada hiç insan durur mu lan? Banyoya bak banyoya. Banyoya bak. Aman akım var ya. Hani cinlerden başka kimse yaşamaz burada aman akım. Şu an onlardan dolu burada da. Tavan aralarında falan filan da biz görmüyoruz. İyi ki de görmüyoruz baba. İşleri güçleri rast gitsin bizden uzak Allah yakın olsun. Baba şuraya bak baba. Full hijyen baba. Lan baba full hijyen. Lan burada bir hafta banyo yapan bir daha ölmez lan baba. Vücut öyle bir bağışıklık kazanır ki bir daha olur. Hiçbir şey olmaz aman akım. Ay, şuraya bak yıllar böyle. Baba. Bu diğerini hiç açmak bile istemiyorum. Bu ondan daha beter. Bunu en azından temizlemiştim. Yine fazla kirli değil. Bu ondan daha beterdi. Vay dünya, vay dünya, vay dünya, vay. Ulan şu tavan her gün üstüme akardı. Altına var ya, çaydanlık, maydanlık, tap, kaşık ne bulsam altına katıyordum damlamasın diye. Neler çektik neler. Vay be. Vay dünya, vay dünya. Bu yerdeki donlarım ne geziyor derseniz orada o donlarım ne yapmıştım biliyor musunuz baba? Şu ağrılardan rüzgar esiyordu sanırım. Şuralara sıkıştırmıştım ama bakayım. Rüzgar gelmesin diye. Akrep çıyan gelmesin diye. Ananı bacını sikeyim. Neler çekmişiz neler lan baba. Ay, ay. Sevmiştim, sevdanın çok ötesinde hicran var kalbimin her köşesinde. Bu yalan dünyanın ders sahnesinde oynadım, rolüm bitmedi. Vay dünya vay. Şimdi size Azer Baba'dan Borcum Bitme diye parçasını okuyacağım. Lan baba parçanın sözleri ayrı bir güzel, müziği ayrı bir güzel. Parça kral ya. O yüzden de parçayı hür dikkat dinleyin. Yükledim hasretin tüm çilesini, yürüdüm, yürüdüm, yolum bitmedi. Yükledim hasretin tüm çilesini, yürüdüm, yürüdüm, yolum bitmedi. Meğer ne ağırmış aşkın bedeli, ödedim, ödedim. Borcum bitmedi, ödedim, ödedim, borcum bitmedi. Sevmiştim sevdanın çok ötesinde, hicran var kalbimin her köşesinde. Bu yalan dünyanın dert sahnesinde. Oynadım, oynadım ey rolüm bitmedi. Sevmiştim ey sevdanın çok ötesinde. Hicran var kalbimin her köşesinde. Bu yalan dünyanın dert sahnesinde. Oynadım, oynadım ey rolüm bitmedi. La 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 la
Yürek yangınına kar etmiyor kar. Şu koskoca şehir sanki dört duvar. Yürek yangınına kar etmiyor kar. Şu koskoca şehir sanki dört duvar. Nehirler, ırmaklar taşacak kadar. Ağladım, ağladım. Yaşım bitmedi ey, ağladım, ağladım, yaşım dinmedi. Sevmiştim sevdanın çok ötesinde. Hicran var kalbimin her köşesinde. Bu yalan dünyanın dert sahnesinde. Oynadım, oynadım ey rolüm bitmedi. Sevmiştim ey sevdanın çok ötesinde. Hicran var kalbimin her köşesinde. Bu yalan dünyanın dert sahnesinde. Oynadım, oynadım ey rolüm bitmedi. Ya babalar. Şimdi şarkı söylemek nasıl biliyor musun? Mesela sessizken, demin ilk başlarda sessiz söyledim. Hani sesinin gitmeyeceği yerlerse, hani gürü, nasıl diyeyim size, ses, yüksek sesle söyleyemeyeceğim bir yerlerdeyse tam söyleyemiyorsun. Ondan sonra bir kendisine bıraktım, yani akışına bıraktım. Hani baktım da baba, sağ ol baba da şakları. Ondan sonra kral, damardan girdi kral. Baba, 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 estir Allah, estir. Mis gibi kufkura baba. Yani velhasıl kelam baba, en zor günlerim burada geçti. Namusuma dinme, burada ne anılarım vardı ya. Ya o amına koyayım, bir gün içeriği duman bastı. Gittim bacayı söndürdüm, buralar hep kardı dizime kadar. Lan içeri girene kadar anam ağladı fırtınada. Sonra bir gün yangın çıktı amına koyayım. Sufi, sufi, bir acayip adam. Sufi, sufi, sızar akşam oldu mu? Kimse bilmez nereli olduğunu. Sufi, sufi, bir acayip adam. Sufi, sufi, sızar akşam oldu mu? Fırtınadan arta kalmış bir teknede, görkemli sakalıyla, tevekkül içerisinde ve de gizleci macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Yüreğim Sufi'ye yanardı, arardım. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım, kapağını seyreder duymazdım bile. Vay Sufi vay. Sufi gökyüzünü tarardı, denize tükürürdü. Vay Sufi vay. Ahmet abimizin bir parçası. Parçanın ismi Sufi bir acayip adam. Söz yanılmıyorsam Kral Yusuf Ayaloğlu olması lazım. Müzik Ahmet abinin olması lazım. Ben o zamanlar gazeteciliğe yeni başlamıştım, bu parçayı dinliyordum. Hangi kasetindeydi? Ya Başım Belada kasetiydi ya Dokunmayan Arsında olması lazım. İkisinin biriydi. Sufi, Sufi. Diyor ya, biz üç kişiydik. Üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Sufi. Bir acayip adam. Sufi, Sufi. Babalar, hepinize tavsiyem şudur. Bizler kalan son krallarız. 90'lı yılların nesilleri harbiden de adam gibi adamlardı. 80'leri ve 90'ları yılları dolu dolu yaşamış olanlar. Dolu dolu derken nedir biliyor musun? Bak, dolu dolu karşını söyleyeyim size. Yoklukla geçirmiş insanlar dolu dolu hayatı yaşamıştır. Hani birileridir ya, ben dolu dolu hayatı yaşayayım. Şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, onu yaptım, bunu yaptım. Göte de koydurmuşsundur amına kodumun çocuğu. Senin yaptığın bomboş bir hayat dolu dolu değil ki. Mal gelmişim, mal yaşamışım, mal gideceğin amına kodum. Dolu dolu olmak... En böyle tamam mı? En hayatı en acımasız yüzüyle karşılaşmak, çileli, yoksullukla geçirdiğin hayat dolu doludur. Çünkü o sana her şeyi öğretir. Diğer hayat sana hiç bok öğretmez. Mal gibi yaşarsın, mal gibi geber gidersin amına koyayım. Ama yoklukla yaşarsan işte hayatın bütün yüzünü, bütün acımasız yüzünü, her şeyini çözersin. İşte o zaman nedir? Dolu dolu olur. Okey baba. Yani bizler kalan son krallarız, değerimizi bilin. Benden size söylemesi. Başka.
Örümceği bile söyledik. Örümceğin sırrı. Vay kral vay. Sonra kar yağıyordu pencereden şey parçasını söylemiştim. Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o şimdi nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime, söyle gökyüzüne o nerede? Söyle batsın gece dağlardan hasretime, şimdi ben neredeyim sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur, ağlama iki gözüm biraz daha dur. Yüreğime bassa bassa içimden yar geçiyor, ağlama iki gözüm biraz daha dur. Ay 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 yanıyor ömrüm. Dağılma yağmur çamur değmedi yüreğime, şimdi ben neredeyim sen nerede? Ulan hayat harbi kahpesin, lan hayat harbi boşsun be, namusuma dinime ya. Sizlere daha evvel hepiniz şey yapmışsınızdır mesela farklı evlerden taşınmışsınızdır falan. Hepinize tavsiyem şu. Gidin tamam mı? Gidin. Eskiden oturmuş olduğunuz böyle birkaç yılınızın geçtiği evlerin önünden geçin. Ne hayalleriniz geçer kapınız şeyiniz önünden, gözünüzün önünden. Ya. Şu yolu var ya, şu yolu görüyor musun? Şu yol dereye doğru gidiyor. Ananı sikeyim, evde su akmıyordu. Karı eritiyorum, eritiyorum, su olmuyor. Lan yüzünü mü yıkayacaksın, yemek mi yapacaksın, içeceksin mi? Yetmedi. En son gittim vallahi tamam mı? Ayaklarıma poşetler bağladım kar girmesin diye falan işte bezler sardım işte şudur budur. Dereye kadar gittin. Lan baba dereye yetişmeden baktım ayaklarım uyuşmaya başladı. Buz tutmuş resmen farkında değilim. O kadar ki soğuk kendimi suya kaptırmışım. Yani o suyu alacağım, o çeşmeye varacağım. Hırs var ya bizde amına koyayım. Hayvancasına bir hırs var. Ulan oraya dalmışken amına koyayım ayaklarımızı unutmuşuz. Buz tutmuştu haberimiz yok. Sonra sürüne namusuma dirme kendimiz oraya battım. Neler çektiğimizi kim nereden bilecek ki? Ahmet abi diyor ya, siz benim neler çektiğimi neden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandın, delirdin, fırtınaydın, kan oldum yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Yer değiştiren veyahut da uzaklaşan insanların %99'u tamam %99'u tamam mı? Ya birilerinden kaçıyordur ya birilerinden şeydir. İlk zamanlar insanlar beni de öyle zannetti. Ama bu kralda durum tam tersi. Bu kral ise kendini böyle bir bok zannedenlerin hayatını sikmekten artık yorulduğu için yani ceza kesmekten, suratlarını dağıtmaktan, kemik seslerini dinlemekten harbiden yorulduğu için artık dedi ki yeter amına koyayım dünyadaki bütün pislikleri ben mi temizleyeceğim? Kendini bir bok zannedenlerin hepsini ben mi vereceğim? Yani şimdi mesela bir yerden sonra aşıyorsun ya o durum. Mesela biri sana galgalga bile yapsa sana var ya sinek gibi geliyor ha namusum adını. Aşmışsın da en basit örneğini vereyim. 5 yaşındaki bir çocuk size gelse afra tafra yapsa gider yapsa tınlar mısın? Tınlamazsın da şöyle bir dokunsan ağlayacak gidecek. İşte şu anda bana da diğer insanlar kendini kral zannedenler öyle geliyor. Okey. Heh. Yani bu seviyeye de kolay kolay erişilmiyor. Bu seviyeye erişilmek için arkanda tamam arkanda yüzlerce kavga, yüzlerce suratı dağılmış, kemikleri kırılmış, anası ağlamış insanlar var ya bırakmak lazım. Anca o seviyeye o zaman geliyorsun. O seviyeye gelmek için abicim dediğim şekilde bedel ödeyeceksin. O seviyeye de her insan gelemez milyarda bir onlardan bir tanesi de bu kraldır. Okey.
İşte o yüzden insanlardan uzaklaştım. İşte o yüzden artık insanlardan sevmiyorum abi, görmek istemiyorum. Doktor boşuna bana demedi amına koyayım. İyileşmek istiyorsan dağa git, bağır çağır, türkü söyle, şarkı söyle, söv, say, rahatlarsın. Harbiden de buraya gelince rahatlıyorum. Namusuma değil mi? Zor. Çok zor bir hayat ama huzur var. Gönül ister ki şöyle bir şey olsun baba. Hem huzur olsun hem de rahat bir hayat olsun. Yani rahat derken çok zaten rahat bir hayat peşinde değiliz de böyle hafiften güzel bir şeyler olsun. Öyle bir planım var, öyle bir düşüncem var. Dur bakalım. Allah kısmet ederse olur. Ol deyince olduran. Her şey onun elinde baba. Örümceği bile bizim kapımıza bekçi diye gönderen Allah. İnşallah o elimizde gerçekleştirir. İşte o zaman baba böyle kollarımı açacağım baba diyeceğim. La 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 olmuşum, yıkılmışım, ne çıkar? Öldürseniz, yok etseniz, ne çıkar? Küçücük bir dünya hayalimiz var. Küçücük bir dünya. Artık orospu çocuklarından uzak, başımızı belaya sokmadan, kimsenin anasını ağlatmadan böyle bir hayal kuruyoruz kendimize. Lan nasıl bir hayal lan? İnsanların hayaline bak, bizim hayalimize bak. Kurban oldum Allah, inşallah da onu nasip eder ya. Vallahi billahi ya. Ya bu sefer belaya bulaşırsam namusuma din mağara toplu katliam yaparım. Bak namusuma din mi? Çünkü artık kaldıracak takatim yok yani. Sonuna kadar sabrediyorsun. Sonuna kadar sabrediyorsun. Ona rağmen artık insanlar bunu algılayamıyorsa bu adamı sikeceksin ya. Başka çaresi yok. İnşallah da bu seviyeye gelmem. İnşallah da beni ona mecbur bırakmazlar. Hayat böyledir ya. Allah'ın dağına bile gidersin mutlaka bir orospu çocukları seni bulur. Mutlaka. Ya. Ondan sonra da anası ağlar amına koyayım. Olan gene bize olur amına koyayım. Hayallerimiz gitti, her şeyimiz gitti vesaire vesaire. Yani yine olan bize oluyor. Onun anası sikiliyor ama yine üzülen biz oluyoruz, kaybeden biz oluyoruz, yorulan biz oluyoruz, tükenen biz oluyoruz. O yüzden de inşallah da mecbur kalmayız olmaya. Babalar anlatacak çok şey var da şarj bitmek üzere. O yüzden de burada videoyu sonlandırıyorum. Yine çok güzel bir video olduğuna inanıyorum. Baya baya güzel konulara değindik. Süper müzikler, harika şarkılar da söyledik. Manzara eşliğinde, ne bileyim anılar eşliğinde. Ne ararsan var ama. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.